Değerli basın mensupları, arkadaşlar, hoş geldiniz. 2018-19 yılının Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın basın toplantısını düzenliyoruz. Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley finalisti Maliye Milli Piyango arasında oynanacak maçımızın ülkemizin iki önemli güzide takımının oynayacağı kupa maçının Spor Toto Şampiyonlar Kupası'na iki takımımız için de hayırlı ve uğurlu olmasını, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve iki takımın da bu kupayı kazanmak için, işte gördüğünüz gibi bu güzelim kupayı kazanmak için yanımızdaki bulunan salonda ciddi bir ter dökeceklerdir. Ciddi bir mücadele vereceklerdir. İnşallah her zaman sporun içinde söylenen bir laf vardır. Hak eden kazansın. Yine söylüyoruz. Hak eden inşallah kazanır. Bu kupayı da tüm Ankara seyircisini, bu güzel iki takımın müsabakasını seyretmeye davet ediyoruz. Bugün akşam 18'de oynanacak bu mücadele Ankara seyircimizin inşallah bizleri yalnız bırakmayıp her iki takımımızın yanında coşkuyla zevkle seyredeceği bir müsabaka olacaktır. Bizi her zaman yanımızda olan TRT'ye bu mücadeleyi yayınlayacağından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu kupaya adını veren Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz. Spor Toto Teşkilatı her zaman başkanından bütün personeline kadar sporun içinde olup ve spora bugüne kadar verdiği bütün destekler için teşekkür ederiz. Evet, her iki takıma da başarılar diliyorum. Halkbank Spor Kulübü'nden başlayalım. Milli takımımızın da kaptanı. Öncelikle 2018-2019 voleybol sezonu herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kupa ile ilgili de söyleyebileceğim birkaç tane şey var. Bunlardan birincisi takım olarak dünya şampiyonasından dolayı geç toplanmış olabiliriz. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı da yaptık. Biz hazırız. Ahmet abinin de söylediği gibi hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Adil bir maç olsun. Maliye'ye şimdiden başarılar diliyorum. Umarım bütün Ankara seyircisi de gelir ve bu güzel maçı izler. Teşekkür ediyorum. Yes, coach. Oh, first of all, I want to thanks the. Öncelikle geçtiğimiz sene elde ettiği başarılarla bu Süper Kupayı oynamamıza vesile olan Halkbank Spor Kulübü'nün staffına ve oyuncularını tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Bu kupaya istediğimiz gibi hazırlanmadığımızı söyleyebilirim. Ancak bunu bir bahane olarak ileri sürmek de istemiyorum. Bu kupayı kazanmak için gerekli bütün enerjiyi sarf edeceğimizi şimdiden belirtmek istiyorum. It's okay. Okay. Öncelikle 2018-2019 sezonu hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kupa için bizim düşüncemiz, kulübümüz ve bizim için çok önemli bir kupa. Bunun için hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Halk Bankası'na da başarılar diliyorum. Onlar da güçlü bir takım. Biliyoruz, bunun farkındayız. Yani kupayı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Ben de öncelikle buraya kadar zahmet edip bu basın toplantısında bulunan tüm değerli basın mensuplarına teşekkür ederek aynı zamanda federasyonumuza ve Halkbank Spor Kulübü'nün değerli staffına teşekkür ederek
2018-2019 sezonunun herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim açımızdan yeni bir başlangıç diye düşünüyorum. İnşallah bunun devamını getiririz. Bu finalleri oynamaya inşallah daha fazla katılım sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası sezon başı olduğu için takımların hazırlık devreleri önem taşıyor. Bizim de dünya şampiyonasında olan bazı sporcularımız vardı. Halkbank bize göre biraz daha dezavantajlı bu konuda. Ancak Halkbankası çok değerli bir takım. Çok değerli bir camia aynı zamanda, bunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü zaman zaman bazı fırsatlarla biz kendi içimizde bunları değerlendirme olarak yapsak da bazı şeyleri böyle basının önünde konuşmak da çok önemli. Çünkü Ankara'nın hakikaten Ankara'ya değer katan en önemli markalarından bir tanesi. Halk Bankası, Maliye aynı şekilde, Ziraat Bankası. Çünkü dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim özellikle. Şampiyonlar Ligi'nde, yani kendi içinde bulunduğu spor branşı içinde Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısını göstermiş, dünyanın en iyi oyuncularını burada misafir etmiş, kendi içinde barındırmış ve çok önemli bir organizasyon yeteneğine sahip olan bir takımdan bahsediyoruz Halk Bankası olarak. Aynı şekilde biz de elimizden geldiği kadar, imkanlarımız doğrultusunda, imkanlarımız ölçüsünde Avrupa'da elimizden geleni biz de yapmaya çalışıyoruz. İnşallah her iki camia da bundan sonra Türkiye'mizi, şehrimizi en iyi şekilde voleybol adına temsil etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bu önemli kupada elimizden gelen her şeyi sahaya, ortaya koyup elimizden gelenin en iyisini yapıp sonucunu hep beraber değerlendireceğiz, hep beraber göreceğiz. Yalnız en önemli isteğimiz, arzumuz Ankara seyircisinin, kim olursa olsun seyircilerimizin, hemşerilerimizin bizi yalnız bırakmaması ve bu büyük organizasyonda bizlere bir itici güç olmalarını en önemli katkı olarak, en önemli faktör olarak düşünüyoruz. Tekrar değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet abi, Ahmet başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli Halkbank staffına ve oyuncularına aynı şekilde teşekkür ediyorum. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp en güzel şekilde mali olarak temsil edeceğimize inanıyorum Süper Kupa'da da. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar, ben buradan Ziraat Bankası'nı da kutluyorum. Çünkü Balkan voleybolunda şampiyon oldular. Yollarına devam edecekler. Onun için buradan Ziraat Bankası'nı canı gönülden kutluyorum. Biz de kutluyoruz. Bu güzel kupanın da iki güzide kulübümüzden birine gideceğinden dolayı da mutluyum. İnşallah, yine söylüyorum, hak eden kazanır. Teşekkür ediyoruz.